Herkese merhabalar. Yeni bir video ve yeni bir proje ile birlikteyiz. Bu defa sizlere evde pil punta makinesi nasıl yapılır bunu göstermek istiyorum. Özellikle sıfırı oldukça yüksek fiyatlara satılan en ucuzunun 200 liradan başladığı bir makineden bahsediyorum. Belki birçoğunuzun işine yaramayacak ama birçoğunuzun da işine yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu defa 2 tane role kullanarak evde pil punta makinesi yapacağız birlikte. Oldukça basitleştirerek anlatmaya çalışacağım. Videoyu izleyen herkesin yapmasını, ihtiyacı olan herkesin yapmasını istiyorum. Oldukça dediğim gibi basit ve basitleştirerek anlatmaya çalışacağım. İhtiyacımız olan malzemelerle başlıyoruz. İlk olarak bir tane role gösteriyorum arkadaşlar. 5 voltluk 10 amperlik bir rölem var. 5 bacaklı bir röle. Şöyle gösteriyorum. Röleye ait bilgileri yine videonun içerisinde göstereceğim. Bunu kullanacağız. Bu tetikleme mekanizmasında işimize yarayacak. Olarak yüksek amperli 12 voltluk bir röle daha kullanacağım arkadaşlar. Enerjiyi verip kesme işini bu rölemiz gerçekleştirecek. Birinci rölemiz tetikleme işini, ikinci rölemiz de enerji verip kesme işini gerçekleştirecek. Yani anahtarlama işini bu röle üstlenecek arkadaşlar. Bu rölenin mümkün olduğunca yüksek amperli olması gerekiyor. Elimdeki röle 12 volt 30 amperlik, bulabiliyorsanız 40 amperlik olur. 50 amperlik olur, 60 amperlik olur veya paralel röleler kullanmanızda fayda var. Ben 30 amperlik bir röleden faydalanacağım. Bir tane buton olacak arkadaşlar. Butonumuz bastığımızda enerji verecek. Yani bu bizim tetikleme işimizi yapacak. Şöyle gösteriyorum. Farklı bir buton da kullanabilirsiniz. Eski mouse'lardan bir buton da sökebilirsiniz. Yani bir tane butona ihtiyacınız var kısacası. Elektrikçiden kroşe diye alabileceğiniz şöyle bir malzememiz var arkadaşlar. Bu bizim ucumuz ve elektrikçinin elinden en kalın tek çekirdekli tel aldım. Bakır tel, şu şekilde bir punta ucu oluşturdum. Böyle bir uç kullanacağız arkadaşlar. Bunu basitçe kendiniz oluşturabilirsiniz. Ben süresi çok fazla uzamasın diye videonun bunu önceden hazırladım. Yine uç bağlantıları için elektrikçiden pabuç diyerek alabileceğiniz şu gördüğünüz bakır malzemelerden 4 tane aldım arkadaşlar. Belki hepsini kullanabilirim. Belki bir kısmını lehimle yapabilirim ama bunlardan da elinizde bulunmasında fayda var. Ve 7 amper 12 voltlukta bir tane akü kullanacağız. Şimdi gelin birlikte devremizi hazırlamaya başlayalım. İlk olarak tetikleme mekanizması ile devreye başlıyorum arkadaşlar. Elimdeki 5 voltluk rölenin şöyle çevirelim. Bacak bilgilerini şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha yaklaştırayım. Zaten üzerinde açık bir şekilde şemada gözüküyor. Buralar bobin girişimiz, bu ortak girişimiz, burası normalde kapalı, normalde açık olan ucumuz. Bu bilgileri bir kez daha verdikten sonra ilk bağlantımla başlıyorum. Bu arada bir tane de kondansatör kullanacağız arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu kondansatörler devreye değiştirilebilir şekilde eklenecek. Şöyle bir kablodan faydalanacağım ben. Zamanlama işini, yani ne kadar süre enerji verileceğini buradaki kondansatörümüzün değeri belirleyecek. Devreyi hazırladıkça bunlara değineceğim. Şimdi röle üzerindeki ilk bağlantımla devreye başlıyorum. İlk olarak kondansatör bağlantımızla başladık arkadaşlar. Bakın kondansatörümün eksi ucu buradaki rölemin eksi ucuna gelecek. Artı ucu da ortak girişimize bağlı. Çünkü röle kapalıyken kondansatörümüzün şarj olmasını, daha doğrusu röleye enerji gelmezken kondansatörümüzün şarj olmasını, röleye enerji verdiğimizde de kondansatörün içindeki elektriğin deşarj oluncaya kadar diğer röleyi tetiklemesini istiyoruz. Sistem zaten bu mantık üzerinden çalışacak. Sisteme ait devre şemasını en kısa sürede açıklamalar kısmında paylaşacağım. Şimdi bir sonraki adımımıza geçebiliriz. Mavi kabloyla gördüğünüz devremizin, daha doğrusu rölemizin eksi batarya girişi arkadaşlar. Burayı direkt olarak eksi kutbumuza, bataryamıza bağlayacağız. Şimdi artı kutbu bağlantıları ve buton bağlantılarına geçebiliriz. Bu arada kondansatörümüzün şarj olması için şuradan bir bağlantı daha yapacağım. Bütün bağlantıları oluşturdum arkadaşlar. Şöyle bir kez daha gösteriyorum. Bakın kondansatörümüzün artı, kondansatörümüzün eksi bağlantısı. Şuradaki artı kutbuyla bu arada bir tane buton bağlıyorsunuz. Şurası bizim buton girişimiz. Burası direkt olarak bataryamızın eksisine bağlı pilimizin. Burası da direkt olarak pilimizin artısına bağlı. Şurada sarı kabloyla gördüğünüz çıkışta bir sonraki rölemizin tetik bacağı olacak arkadaşlar. Kondansatör içinde biriken elektrik butona bastığınızda buradan diğer röleyi tetiklemek üzere geçecek. Kondansatörün şarjı bittiğinde diğer rölenin başlığı hareket edecek ve enerjiyi kesecek. Ben diğer bağlantıları da oluşturup sizlerle paylaşacağım. Şu an elimde ikinci, yani güçlü olan rölem var arkadaşlar. Şöyle tekrar gösteriyorum. 12 volt 30 amperlik rölemiz var. Şimdi bu röle üzerinde şu iki pini kullanacağız. Bu iki pinimizden enerji verdiğimizde bu rölemiz aktif oluyor. Bu pinlerimize enerjiyi depoladığımız kondansördeki depoladığımız enerjiyle vereceğiz. Diğer röleyi buraya yapıştıracağım ki devre daha anlaşılır olsun ve az yer kaplasın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra bağlantıları yine birlikte hazırlamaya devam edeceğiz. Bu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. İki rölemi birbirine yapıştırdım. Gördüğünüz gibi ikinci rölemizin artı çıkışı, yani sarı kablo ile yaptığımız çıkışı şuradaki bobin ucuna bağlayacağım. Bu işlemi gerçekleştireceğim. Aynı zamanda şuradaki eksiyi direkt olarak vereceğim arkadaşlar. Eksimiz direkt olarak girecek. Artımız ise bizim tetikleme rölemiz üzerinden gerçekleşecek. Bu bağlantıları da gerçekleştirip sizlerle paylaşalım. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bakın, kondansatörde biriken elektriği şu sarı kablo üzerinden güçlü olan rölemize aktarıyoruz. Yine eksi kutbumuz direkt olarak rölemize geçiyor. Şimdi sadece kalan olan kablolarla enerji bağlantısını oluşturmak kaldı. Ancak bu bağlantıyı oluşturmadan önce küçük bir test yapalım. Bakalım devremiz düzgün bir şekilde çalışıyor mu? Sırada buton bağlantımız var arkadaşlar. Butonumuzu bağlayacağız. Şöyle hazır. Uçlarını ben hazırladım. Butonumuzu şuradaki aküden gelen artı kutbuyla şuradaki rölemizin bobininin artısı arasına yerleştireceğiz. Yani şu iki kırmızı kablo arasına yerleştirilmesi lazım. Ben bu ikinci kırmızı kabloyu siz anlayın diye yerleştirmiştim. Bunu burada tutmanın bir anlamı yok. Bunu buradan çıkartacağım ve butonum olması gereken yere bağlayacağım. Tekrar paylaşalım sizlerle, kafanız karışmasın. Şöyle yerleştiriyorum arkadaşlar. Siyah olan butondan gelen kablomuz. Buraya tutturduk. Diğer ucumuzu da rölemizin aküyle olan artı kutbu arasına yerleştiriyoruz. Buradan da aküden artı kutbumuz sisteme dahil olacak. Eksimiz şurada sabit, görüyorsunuz. Ve butona bastığımızda rölemiz hareket etmesi gerekiyor. Şöyle butonumuza bastığımızda devreyi tetikleyecektir arkadaşlar. Şimdi bu düzeneyi oluşturalım ve devremizi çalıştıralım. Şöyle tetikliyorum arkadaşlar. Sizin de duyduğunuz gibi iki tane ses geliyor. Bunun nedeni birinci rölenin şarj olması, kondansatörü şarj etmesi daha doğrusu. Açıldığında da kondansatörün içindeki elektriğin ikinci röleyi çektirip bırakmasından kaynaklanıyor. Enerjinin bir süre verilip kesildiğini test etmek için küçük bir test bağlantısı oluşturalım sizler için. Şimdi punta makinesinin çıkışını varsayın arkadaşlar. Buraya bir lamba bağladım. Ben butona basılı tutsam dahi lambaya giden elektriğin verip kesilmesi gerekiyor. Zaten punta makinesi sürekli enerji vermez. Saniyelik, milisaniyelik enerji verip keser. Şimdi butona basacağım. Birlikte lambayı takip edeceğiz arkadaşlar. Bakın, ben butona basılı dahi tutsam lambam 1 saniyeliğine, 1 milisaniyeliğine yanıp sönüyor. Şöyle lambanın olduğu yerde punta ucumuz olacak arkadaşlar. Böyle bir bağlantı oluşturacağız. Şimdi süreyi değiştirmek için kondansatörü değiştiriyoruz demiştim. Şimdi kondansatörü değiştirip tekrardan bir test edelim arkadaşlar. 1000 mikrofaradlık bir kondansatör takacağım. Bunu çıkartıyorum. Bakın, yerine artı ve eksiye dikkat ederek 1000 mikrofaradlık bir kondansatör ekliyorum. Bacakları biraz kısa geldi ama umarım çalıştırır. Bir deneyelim. Bacaklarımız kısa geldiği için çalışmıyor. Bakın arkadaşlar, süreyi şöyle gösteriyorum tekrar. Bakın, daha uzun süre enerji veriyor. Görüyorsunuz. Ben butona basılı tutuyorum. Farklı bir kondansatör takıyoruz. Örnek veriyorum, 470 mikrofaradlık bir kondansatör koyalım. Bakın, süreyi bu şekilde ayarlayacağız. Bakın. Daha kısa süre enerji verdi. Çok daha küçük değerde bir kondansatör ekliyorum. 47 mikrofaradlık bir kondansatör ekliyorum bu defa. Devre biraz karışık gözükebilir ama çok basit. Bakın arkadaşlar, tetikleme hızı daha da düştü şimdi. Açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, ince bir levha puntalarken düşük değerli bir kondansatör, kalın bir levha puntalarken de yüksek değerli bir kondansatör kullanacağız. Böylelikle devremizi oluşturduk. Şimdi son bağlantılarını yapabiliriz. Devremizi tamamladık. 12 volt 7 amper saatlik bir aküden faydalanacağız arkadaşlar sistemi çalıştırmak için. Ben şöyle kabloları bir araya toparladım ve butonumu buraya yerleştirdim. Buraya bastığımızda rolemiz ateşlemeyi gerçekleştirecek, yani enerji gönderecek. Devrenin karışık gözüktüğünü biliyorum. En kısa süre içerisinde şemasını sizlerle paylaşacağım. Açıklamalar kısmında şeması olacak arkadaşlar. Açıklamalar kısmını takip edin. 1-2 gün içerisinde eklemiş olurum. Buradaki kondansatörü değiştirerek zamanlamasını ayarlayacağız. Dediğim gibi ilk puntamıza geçelim. Yine puntalama işlemine geçmeden bir tane lambayla küçük bir test gerçekleştirmek istiyorum. Ardından puntalamaya başlayabiliriz. Eklemeyi unuttum. Enerji geçecek, yani yük geçecek kabloları biraz daha kalın yaptım arkadaşlar. Pabuçları da akümün kutup başları üzerine yerleştirdim. Bu arada ben küçük bir test yaptım. Biraz elimi yaktım arkadaşlar. Dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi dediğim gibi önce lamba testi, ardından puntalama testine geçebiliriz. Ben butona bastığımda lambaya gelen enerjinin kesilmesi gerekiyor. Ben basılı tutsam dahi 1 saniye verip kesmesi gerekiyor. Bakın tekrar yapıyorum. Bu sayede puntalama işini yapacağız. Şimdi 2 tane levhayı birbirine puntalayarak sistemimizi test edelim. Şimdi gördüğünüz bir tane ince ve bir kalın levhayı birbirine puntalayacağım arkadaşlar. Puntalama işlemi için 1000 mikrofaradlık bir kondansatör kullanacağım. Çünkü alttaki levha kalın. Eğer ince 2 tane levhayı birbirine puntalayacaksanız dediğim gibi kapasitörün değerini düşürüyorsunuz. Eğer lehimleme zayıf ise kapasitörün değerini artırarak dengeyi sağlıyorsunuz. Burada artık deneme yanılma yöntemi işe girecek. Bununla artık test ederek bulacaksınız. Şimdi bunları birbirine lehimleyelim. Kısmetse ilk puntamızı yaparak videomuzu tamamlayalım. Şöyle yerleştiriyorum ve ilk tetiğime basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk atışımızı yaptık. Birkaç farklı noktadan atış yapıyorum ki iyice yapışsın. Evet. İlk puntalarımızı gerçekleştirdik. Şöyle puntalanmış levhayı sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ön yüzümüz. Şöyle arka yüzünü de çevirelim. Bu arada elim kötü gözüküyor, kusura bakmayın. Şöyle. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde puntalanmış duruyor. Oldukça iyi oldu. Bayağı bir çekmek gerekti kopartmak için. Kondansatörün değerini biraz daha artırırsam çok daha iyi bir puntalama gerçekleşecektir. Böylelikle bir videonun, bir projenin daha sonunu getirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum.